Karagöz tatlısı, 250 gram bitkisel margarin, 2 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 3 yemek kaşığı irmik, 3 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı, aldığı kadar un. Şerbeti için 3 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su, 1 dilim limon. Şimdi bir hamur işi, tatlısı ama evet. İki renkli olacak bu. İki renkli. Değil mi? Olacak. Renklendireceğiz. Aynen. Hadi başlayalım. Hatta biz göz göz yapmayacağız. Zebra gibi yapacağız. Daha güzel oluyor. Zebra gibi. Hı-hı. Önce bitkisel margarinimi alıyorum. Eriteceğim bunu, değil mi? Yok, eritmeyeceğiz. Oda sıcak. Oda sıcak. Tamam. Lazım. Direkt böyle kullanıyorsun. O zaman şöyle bir paket. Ne kadar lazım sana? Bir paketin hepsi lazım. Hepsini istiyorsun. Tamam. Hemen veriyorum o zaman. Şöyle yapalım. Oda sıcaklığında olduğu zaman zaten çok daha yumuşacık oluyor. Aynen öyle. Rahatça eritecek elinde. Şimdi başka. Şimdi irmiğimizi koyacağız. Tamam. Bu böyle Mardin'e ait bir tatlı değil. Değil değil. Her yörede yapılan bir tatlı. Bizim Mardin, pestil ve pekmez. Genelde işte pestil. Onlar sizin tatlı ihtiyacınızı gideriyor gidermiş, zaten. Gidermiş aynen öyle. Kuru üzüm, pestil, sucuklar var. Bu arada var. Hangilerini attın? Kabartma tozu, vanilya, irmik ve un margarinini margarin, koydum. Margarin hepsini. Şimdi yedireceğim tamam. Yeteri kadar sonra, unla. Sonra yumurta ekliyor muyuz? Evet, iki tane onu yumurta kıralım. Şöyle. Şuradan hemen alıyorum. Hamur işi tatlılarının hepsini çok sevdiğim için. Yani sütlü de seviyorum, sıkıntı yok. Dile getirmeden duramayacağım, hiç ekranda göründüğü gibi değilsiniz. Ya, bana diyor ki ekranda daha kilolu gözüküyorsun. Aslında daha zayıf. Söyle kız. Valla tontik tontik duruyorsun ekranda, hiç burada öyle durmuyor. Tontik çok sevimli oldu. Ben 96 kiloydum. Gerçekten? Evet, 1,5 sene önce karar verdim, 30 kilo verdim. 30 kilo nasıl evet, verdin? Evet, tam 30 kilo verdim. Düzenli spor yaptım. Gerçekten? Aynen, ondan sonra. Yok, hayır. Yemene dikkat ettim. Dikkat ettim, hamur vallahi işinden bravo. Biraz uzak durdum, yağlıdan. Biraz da protein ağırlıklı beslendim, tam 30 kilo verdim. 30 kilo verdin ama evet. Spor çok önemli. Çok. Bakayım kıvamına şöyle. Kulak memesi. Hatta bir de tadı çok klasik. Seviyorum. Klasik kulak memesi kıvamı. Evet, irmik olduğu için böyle bir tıkır tıkır bir şey evet, var içinde değil mi? Gevrek gevrek evet. Oluyor zaten. İrmiğin konma şeyi o. Şimdi bunu ikiye ayırdın. Evet. Tamam. Sonra? Yarısını ayırdım. İkiye böldük. Tamam. Diğer yarısını? Şimdi diğer yarısına. Kakaoyla renklendireceğiz. Simsiyah bir renk alana kadar. Biraz çok da bunu güzel yoracaksın. Oluyor aynen. Peki burada biraz bir şey eklemek gerekiyor mu yoksa biraz katılaştırıyor mu bunu kakao, un gibi? Yo şey yapmaz. Baktım çok katılaştı. Bir kaşık sıvı yağ kullanırız, ayçiçek yağı kullanırız. Duruma göre o zaman hanımlar baksınlar öyle. Çok katılaşırsa. Bu arada ben şerbeti yapayım değil mi? Evet, şekerimiz şerbeti bunda. De yapalım. Biri sıcak, biri ılık olacak çünkü. Şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak fırından çıktığı zaman. Direkt cızırdatacağız onu. Tamam. Zayıfladıktan sonra bu yemek yapma olayı nasıl oldu mesela? Zorlanıyor musun atıyorum yaptığın zaman? Kedinin ciğere mu? Baktığı gibi izledim. Onlar yedi ben izledim. O zaman tutuyorsun yani aslında nefsini. Ya şöyle bir şey, bir kere kafada bitirdiğin zaman olay bitiyor. Yapmayacağım, yemeyeceğim dedikten sonra olay bitiyor. Ben onu öyle anladım. Kolay söylüyor ki sanki o kadar kolay. Kolaymış kolay ama yaptıktan ama. Sonra anladım ben de onu. Hanımlar şey yapmasın ve çok kısa yani, sürede verdim ben. Yok hiç büyütmesinler. 6 ayda verdim ben o kadar kilo. 6 ayda 30 kilo verdim. 6 ayda 30 kilo verdim. Vallahi bravo. Diyecek söz bulamıyorum. Azıcık sıvı yağ alabilir miyim? Tamam, çok vereyim. Teşekkür ederim. Şimdi birazcık kakaolu kısmına çok azıcık ayçiçek yağını ekleyeceğiz. Evet, biraz daha böyle yumuşasın şöyle diye. Şöyle koyayım. Evet, içine. Tamam. Yeter herhalde. Hı, sadece yeter. O katılığını alması için. Kakao biraz katılaştırdı hamurumu. Şimdi hiç unlamaya da gerek yok. Unlamıyor muyuz? Yok, unlamıyoruz. Bayağı pratik o zaman çok ya. Çok pratik.
kakaoluyu da üstüne koyduk, öyle açmaya devam ettik. O böyle içinde bir yerde kaldı. Aynen öyle. Tamam. Sonra? Şimdi hepsini tek yaparsan çok kalın olacak diye yapmadım. Kenardan şimdi içe doğru kıvırıyorsun. Aynen öyle. Oldu. Rulo yaptı. Evet, rulo yaptı. Aynen. Şimdi artık dilimlemeye başlıyorsun. Şimdilik birer parmak kalınlığında dilimliyoruz. Tamam. Aynı şekilde ikinci hamuru da öyle yapacağız. Aynı yapacağız. Ondan sonra tepsimizi dizip fırına atacağız. Aynısını çok az kaldı karagöz tatlısını fırına atmaya. Evet. 3 tane daha. Zaten tam denk geliyor şarkıları. Minik minik şu an biraz daha şişecek fırın altımıza, değil mi? Şerbeti dökünce iyice. Şerbetin böyle... altını kapattım. İyi, onu da birazdan bir kaba alacağız. Tamam. Şimdi kaç derece fırında, kaç dakikada pişiyor Selma? 170 derecede. Tamam. Göz kararı. Göz kararı. Göz kararı. 20 dakika yine bulurum muhtemelen. Bir bakmak lazım. Aha. Çıktığında şerbetimiz soğuk olacak. Böyle üzerine dökeceğiz. Cos diye ses çıkacak. Cos. Hadi atalım fırına. Ayarını böyle yaptık. Tamamdır. İlk yemeğimizi yaptık. Daha doğrusu tatlımızı. O pişsin, şerbetimiz soğusun. Biz de günün ikinci yemeğine başlayalım. Çok güzel bir şey yapacağız. Güzel bir Mardin usulü pilav.